Süleyman Soylu'yu arz ederim. Buyurun arkadaşlar. İnsanlığın bir imtihanıdır. Ve biz bugün bu imtihanda başı dik bir şekilde duruyoruz. Dünyada nelerle karşı karşıya kalındığını görüyorsunuz. Ve Avrupalı Yunanistan'ın, altını çizerek söylüyorum, Avrupalı Yunanistan'ın kendi ülkesine gitmek isteyen insanlara hangi insanlık dışı muameleleri yaptığını hep beraber görüyor ve şahit oluyoruz. Siz merak etmeyin. Avrupa da görüyor, dünya da görüyor, batı da görüyor. Ama çifte standartlarını ve ikiyüzlüklerini bırakmadıkları için, ben dedikleri için, kendi medeniyetlerinin şahikalarına taptıkları için, beni bağışlayın, insanlığı öldürüyorlar. Bu kadar açık ve net. Ölüme terk ettiler. Yoksunluğa ve yalnızlığa terk ettiler. Virüsten korkmayan batı, göçmenden korkmuştur. Daha da kötüsü, göçe kaynaklık eden coğrafyalardaki çatışmadan, istikrarsızlıktan, fakirlikten açıkça nemalanmıştır ve bunu körüklemiştir. Türkiye'nin göç politikasını eleştirenlere hatırlatmak isterim ki, biz ekonomik veya siyasi sahiplerle elimizde hesap makineleriyle göç politikası belirlemiş değiliz. Biz bunu vicdanlarımızla, 2200 yıllık devlet aklımızla, medeniyet değerlerimizle ve inancımızla yaptık. Tarih boyunca birlikte yaşadığımız, akrabalık bağımız olan, din bağımız olan, kültürel bağımız olan o insanlara ölümden kaçarken kucak açtık. Sırtımızı dönmedik. İnsanlığa ihanet etmedik. Batı gibi insanlığı öldürmedik. Onları sömürmedik. Onlara bir sömürü aracı olarak bakmadık. Allah'a şükürler olsun. Bu bir kusur değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz bu politika doğru bir politikadır. Sağdaki gerçeklere uygun bir politikadır. İnsanlığa yakışır bir politikadır. Kimse kusura bakmasın. Ama maddeci korkularla insanlarda infial oluşturmaya çalışan içi boş söylemlerin göç politikası olarak ne bir geçerliliği, ne uygulanabilirliği, ne de bilimsel bir tarafı yoktur. Üzüntüm şudur. Göç meselesinde bizi eleştirdikleri kadar Batı'yı eleştirmiyorlar. Onları hala efendi görüyorlar. Hiç kusurumuza bakmasınlar. Biz birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden bir inanca sahibiz. Gaddarlığı, taş kalpliliği, cimriliği, paylaşmamayı tavsiye eden bir inanca sahip değiliz. Türkiye 2014 yılından beri dünyanın en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülkesidir. Önce şunu kabullenmek lazımdır ki, göç meselesi akşamdan sabaha kadar bitecek bir mesele değildir. Eğer batılı ülkeler Suriye ve Irak'ta terör örgütlerini değil, istikrarı desteklemeyi kabul ederlerse, Afganistan ve Pakistan'da yaşanan gelir adaletsizlikleri ve yoksunluklar son bulursa, buraları uyuşturucu üretim yeri olarak uyuşturucu gelirini de terörün finansmanında kullanmaktan vazgeçerlerse, elbette ki bu bölgelerde istikrarın gelmesi ve göçün de bitmesi beklenebilir. Düzensiz göçte bizim ulaştığımız sayılar, başka ülkelerin hayal bile edemeyeceği sayılardır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2019 yılında zirve yapmış ve yarım milyona dayanmış, 454.662 olarak gerçekleşmiştir. Göçmen kaçakçıları da burada bizim temel hedefimizdir. Salgın etkisiyle birlikte 2020 yılında bu rakam 122.302'ye düşmüş.
yani düzensiz göç yakalaması, 2021 yılında 24 Mart itibariyle 22.115 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılından bugüne kadar 13.936 organizatör yakalanmış, 3.774'ü tutuklanmıştır. 2017'de 2.190 olan gözaltı sayısı, düzensiz göçmenlerin zirve yaptığı 2019 yılında 4.883 olmuştur. Yani 2 yılda 2 katından fazla bir gözaltı sayısına ulaşılmıştır. Tutuklu sayısı da aynı periyotta 702'den 1397'ye çıkmıştır. Düzensiz göç, ülkeye maliyeti oldukça yüksek olan bir meseledir. Bu insanların geri gönderilmesi, ciddi bir bürokratik, yasal ve operasyonel süreci gerektirmektedir. 2019 yılında tam 103.858 sınır dışı işlemi yapılmıştır ki, sınır dışı işlemlerle ilgili bu büyüklükte bir operasyon herhangi başka bir ülkede mevcut değildir. Aynı şekilde 2020 yılında da salgın sürecine rağmen 41.379 sınır dışı işlemi yapılmıştır. Yılbaşından bugüne kadar sayımız 9.369'dur. Dolayısıyla bu insanların ülkeye kaçak girişini önlemek bizler için esastır. Bunun için çok ciddi bir sınır güvenlik yönetimi yatırımı yapıldı. Halen de devam ediyor. Burada geçen yılda söyledim, bu yılda söylüyorum. Fırsatını bulduğum her daim söylüyorum. Avrupa maalesef kendi sınırları için ortak bir teşkilat oluşturmuş. Frontex. Fakat aslen insanlık dışı bir teşkilat teşkil etmiş. Frontex teşkilatı Avrupa'nın yüz karasıdır. Ve ellerinde insan kanı vardır. Ve Avrupa halen daha bu teşkilatı koruyup kollatmak için fırsat beklemektedir. Tam da yakışanı yapmaktadır için esas itibariyle. Ve Avrupa'yı buradan tekrar uyarmak istiyoruz. Bu Frontex teşkilatı tarihinizdeki sömürü davranışının bir başkası olarak, kara leke olarak tarihinize nakşedilmiştir. Burada eğer çok çabuk adım atmaz, bu teşkilatı kapatıp, bu teşkilatın kusurlarını tarihin ve yargının önüne çıkarmazsanız, hep birlikte o medeniyetinize yeni bir kara çalma başarısını elde etmiş olacaksınız. Gerçi belki de yakışanı budur. Değerli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, sizden beklentimiz göçü Türkiye'nin gelecek vizyonunda itici bir güç haline getirmenizdir. Göçü engelleme anlayışını tercih etmiş Batı'ya karşı, göçü yönetme tercihini kullanan ülkemizin artık bu meseleyi geleceğe taşımasını ve bunun altyapısını oluşturmanızı bekliyoruz. Tuvayen Abuç. Uyen. Uyen. Mat. Şunu mutrayge, mutgadiye, mutaşye. Lehçek. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz.